Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. O ne lan? Sasa mı? İşte oynuyoruz. Dün normalde dün video gelecekti. Bu Euro Truck Simulator 2 videosu gelmedi. Neden ise mikrofonumun sesi o kadar kısık gelmiş ki oyunda konuştuğum hiçbir şey duyulmuyordu. Bir önceki videoda zaten ne yapmıştık? Buradan şoförlerimizi ayarlamıştık. Şuradan hemen ayarlayalım. Şoför yönetimi. Bu değerlik de zaten hassas yükü tamamladı. Dominik uzun yolu tamamladı. Şimdi değerli yüke geçirelim bunu. Bu hassas yük taşıyor. İki level de atladıktan sonra başka bir şeye geçireceğiz. Bu değerli yük iki şeyi var. Bu uzun yol bir tık gebermiş. Tam zamanı teslimat iki şeyi var. Değerli yük hiç yok ama yavaş yavaş dolar. Değerli yük 3 tane var. Ekonomik sürüş. Bunu ekonomik sürüş yapmasam mı ya? Ya da olsun, sıkıntı değil. Hepsi çalışıyor. Bir tek ben boştayım, şuna bak. Herkes benden iyi kar yapıyor. Baksana benim karıma. Gönder mi? Kendimi mi gönderebiliyorum? Değişik. Tamam, boş ver o zaman. Şimdi yine bir nakliye alalım. Tamam, buraya gidelim ya. Dur, ben buldum, yerden miydi bu? Onu seçmedim ben. Serbest çalış. Benim olduğum yerden değil mi bu? Aynen. Yanlış değilmiş, pardon. İyi var. Şimdi hemen Sasa'dan alacağız hem de. O az önce bu ne lan dediğim yer var ya, orada. Hızlıca alalım. Diğer video patlaması iyiydi ya. Diğer video aracımıza modifiye çekmiştik. Şimdi modifiye çekemeyeceğiz çünkü modifiye çektim zaten. Aracımız belirdi. Hemen o aracımıza yaklaşalım. Önünde tam bir tur atalım. Şu şekilde. Sonra geri geri yanaşalım. Tamamdır. Şu şekilde. Süper, tamamdır. Şimdi kaptıralım, nereye gidiyoruz? AGT'ye götürüyoruz. Güzel. 236 km. İyi. Uzun yol seçsem daha iyi olur da bir kaçtık uzun yola versem. Yani uzun yola versem iyi olur aslında. Daha uzak mesafelere götürürüz. Çıktık yola. Gidiyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Yola çıktık da. Aha, direğe vurdu. Direğe vuracak mı diye baktım da aynadan. Dorse. Gitti, direğe vurdu. İyi. Güzelmiş. 120 bin lira param var. 180 bin olunca iniş yerimi alırım. Şöyle bakalım, yandı. Devam. Ha, kapattı. Otomatik. Bazen kapatmıyor da. Ha, güzel tırı tamir etmişim. Bir önceki videoda bir yere iyi geçirmiştim de. Geçirmiştim değil de daha doğrusu. Ben çıkıyordum, adam gelip bana çarpmıştı. Sağa gideceğiz. Fazla hızlanmaya gerek yok. Şuradan hemen dönelim. Bu yükü
yürütünce kesinlikle 9 level oluruz ya. O zaman bir tık uzun yola veririm ben. Uzun yol yoksa hep yakınımızdaki şehirle götürüyoruz. Ya biraz uzun yol olsun da aheste aheste gideriz. Böyle sıkıcı bölümleri ben keserim tabii. Yarım saatten fazla uzun olursa. Onun dışında sıkıntı yok. 20 dakikayla yarım saat arası yapmaya çalışıyorum diyorlar zaten. Nedeni ise benim bilgisayar birincisi düşük laptop. Fark ettiysen zaten arada bir FPS drop'u yiyorum oyunlarda. Lan sinyal yakmış gidiyoruz. FPS drop'u yiyorum zaten. Çok kötü bir şekilde. Fark etmişsiniz zaten arada bir şehre varınca FPS drop'u yiyorum. Hero Truck Simulator 2'de. The Force'da yiyorum. Çünkü laptopum Asus K555UB modeli. İşlemcisi 6200U i5 6200U turboda 2.8 GHz hıza çıkıyor. 4 GB RAM'im var. Ayrıca yani Nvidia GeForce GT 940M var. Pardon polis abi. Polis abi varmış yanımızda. Az gazını giydiriyordu polisi. İşte 1 TB daha hard disk var. Böyle yani. Sonra normal kişilerin kullandığı klavye, mouse ucuzluğundan. Ucuzluğundan bir de kulaklığım var, mikrofonlu. Tek çıkışlı mikrofonla kulaklık ayrı ayrı değil. Tek pinli yani yeni çıkan pin şeklinde var ya. Çıkış yani ucundaki taktığımız jack. Tek jack benimki. Hani masaüstülerinde çift jack'a takarsın ya, birini kulaklık yerine, birini mikrofon yerine ayrı ayrı. Belki tek jack takıyorsun şeye, yerine böyle kullanıyorsun. Öyle yani. Aslında USB geçti alsam daha iyi olurdu da. Öyle de iyi ya, sıkıntı değil. Aslında buna bir 4 GB RAM eklemesi yapsam çok güzel olabilir de. Böyle devam ya. Götürdüğü yere kadar. Azza. Ezan okunuyor. Yatsı ezanı. Nomada videoları öğlen 1.30 gibi çekiyordum da bugün çekmeye fırsatım olmadığı için akşama kaldı. Bir önceki video patlamasa şimdi Minecraft'ın çektim. Minecraft'ın zaten bir sonraki bölüm sonu olacak zaten. Neden değilse Minecraft'ı normal oynarken hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Ama ne zaman kayda geçsem ya ekran kararıyor, ya kayıt bozuluyor, ya oyundan atıyor, yok başa bir şeyler oluyor. İki bölüm çekesiye canım çıktı. O kadar diyeyim yani. Üçüncü bölümde son noktayı koyacağım Minecraft'ta. Onun yerine başka bir seri gelebilir. Mesela chat'tim ki tane farklı göz atmadan biri gelebilir. Thieves War of Mine ya da Ark Survival Evolved gelebilir. Aslında Ark çeksem iyi olur da Ark'ı da bilgisayar şey yani zor kaldırıyor. Belki internet serverına girerim, orada oynayabilirim. İnternet serverına girmezsem kendi bilgisayarını açarsam işlemciyi çok zorluyor. İşlemciyi çok zorlayınca da olmuyor yani. Sürekli FPS drop yiyorum. FPS drop'u yemek de kötü yani bir oyunda. Hiç oyunda zevk vermiyor. Sabit 30 FPS alsam yeter de. Aslında video çekmediğim zamanlarda sabit 30 FPS, 40 FPS alıyorum. Sadece kuşlar çok hızlı uçarsam 20'ye düşüyor. O kadar yani. Yani bilgisayar video çekmeye uygun değil kısacası. Işıklarımızı açalım. Zoom'ları da yakalım. Gidelim böyle. Yavaştan zaten 5-6 olmuş saat oyunda. Ha birisi seviye atladı. Emily izleyemiydi o.
Birisi seviye atladı. Kalem o. Kale kilit. Kilometre yolumuz kaldı. Bayağı iyi yani. Trezor çekti yükü. Ben kaç ton taşıyorum ya? 11 ton forklift. Forkliftler. Şimdi oldu. Bastır gazı gidiyoruz. Bu tünel niye bu kadar FPS düşüşü yaptı ya? 20 FPS'e gidiyordum tünelde. Tünel çıkınca FPS arttı biraz. İlginç. Halina P. Gelir var Halina P'den. Geçti az önce. Az bir yolumuz kaldı ya. 45 kilometrelik yolu kaldı. 45 kilometre 45 dakika oyun dakikasıyla. Kara göründü. Haritada işareti çıktı. Varacağımız yerin. Yükü teslim edelim. İnan her zamanki gibi 3 kere uyumaya gidelim. 3 kere uyuduğumuz zaman bir iki önceden bir tane garajımız vardı. 4 işçimiz vardı. Şimdi 2 garajımız var. 9 işçimiz var. Uyuduğumuz zaman bize para getirecek. Hani çok iyi. Sürekli 80 hızla gidiyor, 83. Hani polisinden ceza yememek için. Ha, şoför Orsolya T dönüşte bir yük bulamadı ve şirkete yedirdi. Kısacası. 80'den dağıttığımızda geliyordum ne güzel. Şimdi 40'a kadar düşmem gerekecek. Ceza yememek için. Yok, 1400 lira para. Şoför yok he, George he, seviye atladı. İyi ya, seviye atlasın. AGT yan tarafta. Girin hacılar diyor. Oo, yeni şehir. Doğru, yeni şehre geliyorduk. Şoför 1200 lira, Natalie. Oo, Natalie. Neredeyse hep aynı yapıyorlar neredeyse. Burası da bir atıyorum ben burayı. Aynen. AGT'ye geldik. Sud Grat'ı
Stuttgart'ı keşfettik. Yine aynısını yaptım. Önceki videoda aynısını yaptım. Dorsayı vurdurttum, yine vurdurttum dorsayı. Buradan girerken. Ya direkt bırak, 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 bırak. Tamamdır. Güzel. Hop, seviye 10'u 9 olduk pardon. Uzun yol, uzun yol. Dur. Uzun yol becerileriniz iş sırasında gidebileceğiniz en fazla mesafe belirlediler. Başlangıç 250 idi. Seviye 1'de 350 km'ye kadar. 250 km sonra uzağa yapılan teslimattan 125 fazla kazanç ve %25 daha fazla tecrübe. Daha fazla kazanç, daha fazla ücret. Bak, hepsinde 550 km'ye kadar teslimatlar. 350'den sonra %10 daha fazla kazanç. Seviye 3 yaptığım zaman 850 km'ye kadar teslimatlar. 550 km'den uzaya yapılan teslimatlar için %15 daha fazla kazanç. 1100 km'ye kadar olan teslimatlarda 850'den sonrakinde %20 kazanç. 1500'den sonra 1500'e kadar teslimatlarda 1100 km'den uzağa %25 kazanç. Seviye 6'da tüm ülkelere her yere teslimat 1500 km'den fazla uzağa götürürsen %30 daha fazla ücret. Benim ilgimi çeken bu. Hepsinde kazançken bunda ücret. Olsun. Uygula. Süper. Yok yok. Skyna. 134 bin lira paramız oldu. Şimdi hemen şehre gidiyoruz. Son gaz. 10. Ulan. Buradan hemen dönelim çıkalım. Tırda sıkıntı yok değil mi? Yok. Güzel. Şimdi hemen şehre gidiyoruz. Bakayım bir. Nakliye piyasasından. Bak çıktı zaten. 309.800 vermeye başladılar artık. Fiyatlar arttı. Hani fiyatlar arttı. Tamam, hemen hızlıca Stuttgart'taki iki tane soru işaretini keşfedip teknik servise gidip buyuracağız orada. Süper. Olacak biz orada 150 bin lira. Bir sonraki videomuzda da kesinlikle yeni bir garaj alırız. Yeşil ışın geç 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 geç. Süper. O bin yuh. Bin lira. Uf. Bin lira ne lan? Lan yan taraftan geçtim. Sen nasıl fark ettin şerefsiz? Oyun. Hah, iş ve işçi bulma yeri keşfettik. Yan taraftan geçtim beni iş yapmasın diye. Bu halde beni fark etti ya. Hah, şöyle bakalım. Ulan var ya. Biz orada taklalar atıyoruz adam. Mercedes keşfedeceğimiz yer. Skyna değil. Olsun orada tamir yeri de var yanında. Amcacım dur. Amcacım dur. Dur dur. Yoksa kazaya sebebiyet olacak. Skyna keşfedildi. Ama Mercedes pardon. Kafa gitti. Mercedes keşfedildi. Şimdi şuradan bir bakalım tırımıza. Yeni seviyeyle bir şey geldi mi? Servis. 500 liralık. Şey var. Bir şey gelmemiştir yeni herhalde ya. Bakalım bir. Yeni değil. Şu var da. Yok 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 yok. Tamam. Buralarda bir şey var mı? Yok. Şöyle iptal etmek istiyorum. Benim tırım normal kaldı. Şimdi ben 3 kere uyuyalım. Dön 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 dön. Şöyle kapatalım şeyimizi. Böyle bir adamların önüne duralım. Şöyle bak. Şöyle adamların önüne duralım ki çıkamasınlar. 3 tane Mercedes. Bunlar
Uykuda değil. Bunlar satılık tırlar. Baksana. Mercedes yerinin önünde Mercedes tırlar olur tabii. Of, şöyle bir dinlenelim. 143.000. Bir daha dinlenelim. Oha, 140.000. Bir daha dinlenelim. Ulan 160.000. Süper. Şimdi bakalım bizim işçilerde hiç kaytaran var mı? Zarar yapan var mı? Kar mesafe. Şuna basın, benim kar mesafem çok fazla diğerlerine göre. Bu diğerlik taşıyor. İyi kazanıyor. Ekonomik sürüşü de var. Şu ekonomik sürüşe bakalım bir. Neler veriyor? Birinci seviyede %10, 2'de 15, 20, 25, 30, 35'e kadar yakıt tasarrufu. Süpermiş aslında ha. Ama bize gerek yok ya. 160 bin paramız var. Bakana para çekebiliyoruz mu? 10 bin çekebiliyoruz. Çek! 9 bin lira. Yok. Şunları ödeyelim. Şunu da ödeyelim. Tamamdır. Diğeri kalsın. Tamam. Evet arkadaşlar, bu bölümde kısa diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.